Kemal Kılıçdaroğlu kötü niyetli bir insan değil. Kemal Kılıçdaroğlu düzgün, efendi, kimsenin hakkını hukukunu yemeyen ve kimsenin de hakkını gasp eden bir lider değil. Yani düzgün bir lider. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözüm söz, yani geldiğim zaman her şeyi halledeceğim demesi çok profesyonel değil. Yani beni ikna edemez, örnek veriyorum. Sözüm söz ve geldiğim zaman bu sorunu çözeceğim. Yani Tunç Soyer de devamlı söyler mesela, örnek veriyorum. Ama genelde söylediğin çoğu olmaz. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu sözüm söz diyor. Ben geldiğim zaman düzelteceğim, yapacağım. Tamam da kardeşim, nasıl yapacağım? Anlat. Hani efendidir, dürüsttür, düzgündür Kemal Kılıçdaroğlu. Bir de merak ettiğim bir şey var. 20 yıldır iktidarda AK Parti hükümetleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Yani 25 yıldır Türk siyaset tarihinin sahnesinde Sayın Erdoğan. Ama Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisi olarak bugün Türkiye ekonomisi bu kadar dipteyken, enflasyon böyle tavan yapmışken, Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları kamu araştırmalarında %40'ın altında çıkmaması lazım kardeşim. Niye %25'lerde hala? Bundan 5 yıl önce de %25, 10 yıl önce de %25, seçimlerde yine aynı şekilde. Yani Muharrem İnce o kadar ittifak varken %30 nokta küsur, %31 oy aldı. Neden bir türlü bu kadar Türkiye ekonomisi sıkışık ve aynı zamanda yorgun bir hükümet varken Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları çok fazla artmıyor? Bu da çok dikkat çekici. Demek ki sözüm sözlü olmuyor. Halk realite görmek istiyor. Yani benim sorunumu nasıl çözeceksin diyor. Sen de iktidar olarak gel diyor. Seni destekleyelim Kemal Kılıçdaroğlu. Ama diyor sorunu nasıl çözeceksin? Tarımdan ne yapacaksın diyor. Ben ucuz nasıl domates, biber patlayacağım veya diğer konuları halledeceğim. Ekonomide nasıl bir çözüm noktan var diyor. Ülke battı bitti diyorsun. Peki parayı nereden alacaksın diyor. Açıkla bunu diyor. Kardeşim altılı ittifak bir araya geliyorsunuz. Altın günü gibi birbirinizi ağırlıyorsunuz. Oh protokol, işte etkinlikler, heyecan basıyor böyle işte. Ev sahibi olacağım diye. Sonra 1, 2, 3, 5 saat toplantı bitiyor altın günü. Bomboş açıklamalar yapıyorsunuz ya. Ortaya koyun 3-5 meselede Türkiye meselelerini çözünsene ya. Yani ille bir partinin genel başkanı mı olalım? Biz de mi girelim ittifak orada şey yapalım? Yani öyle değil tabii ki de ortaya net bir şeyler konulması lazım kardeşim. Aksi halde ben dürüstlüğünden şüphe etmiyorum Kemal Kılıçdaroğlu'nun ama sözüm söz demesi beni tatmin etmiyor. Yarın geldiğin zaman tek başına Türkiye'yi yönetemeyeceğini biliyoruz. Tek başına yönetirim dersen Erdoğan'dan farkın olmaz. Onun için birileri sana ya sufle verecek ya da şu şöyle olacak diyecek. O zaman sözü verirken kurumsal bir söz ver de onu bilimsel bir söz ver. Vatandaş da inansın kardeşim. Şimdi diyor ki o paraların tamamını alacağım, millete vereceğim. Nasıl yapacaksın onu? Beşli çetedeki paraları alıp vereceğim diyor. Beşli çete diye iddia etti. Türkiye Cumhuriyeti'nde resmi ihale alan ve yatırım yapan, bunun karşılığında devlete vergi ödeyen resmi şirketler bunlar. Nasıl alır da verirsin? Varsa hilesi, hurdası, ondan sonra işte iltisakları, zimmeti vesaire vesaire bunlarla ilgili müdahale edebilirsin yargına ama parasını alıp da vereceğim dedim mi ortada kalır.